Buyurun oturun dostlar. Hoş gelip safalar getirdiniz. Biliyorum ben uyurken hücreme pencereden girdiniz. Ne ince boyunlu ilaç şişesini ne kırmızı kutuyu devirdiniz. Yüzünüzde yıldızların aydınlığı, başucumda durup el ele verdiniz. Buyurun oturun dostlar, hoş gelip safalar getirdiniz. Neden öyle yüzüme bir tuhaf bakılıyor? Osmanoğlu Haşim, ne tuhaf şey. Hani siz ölmüştünüz kardeşim? İstanbul limanında kömür yüklerken bir İngiliz şilebine kömür küfesiyle beraber ambarın dibine. Şilebin vinci çıkartmıştı naaşınızı ve paydostan önce yıkamıştı kıpkırmızı kanınız simsiyah başınızı. Kim bilir nasıl yanmıştır canınız. Ayakta durmayın, oturun. Ben sizi ölmüş zannediyordum. Hücreme pencereden girdiniz. Yüzünüzde yıldızların aydınlığı. Hoş gelip safalar getirdiniz. Yayalar köylü Yakup, iki gözüm merhaba. Siz de ölmediniz miydi? Çocuklara sıtmayı ve açlığı bırakıp çok sıcak bir yaz günü yapraksız kabristana gömülmediniz miydi? Demek ki ölmemişsiniz. Ya siz, Muharrir Ahmet Cemil, gözümle gördüm tabutunuzun toprağa indiğini. Hem galiba tabut biraz kısaydı boyunuzdan. Onu bırakın Ahmet Cemil, vazgeçmemişsiniz eski huyunuzdan. O ilaç şişesidir, rakı şişesi değil. Günde 50 kuruşu tutabilmek için, yapyalnız dünyayı unutabilmek için ne kadar çok içerdiniz. Ben sizi ölmüş zannediyordum. Başucumda durup el ele verdiniz. Buyurun oturun dostlar, hoş gelip safalar getirdiniz. Bir eski Acem şairi ölüm adildir diyor. Aynı haşmetle vurur şahı, fakiri. Haşim, neden şaşırıyorsunuz? Hiç duymadınız mıydı kardeşim? Herhangi bir şahın bir gemi ambarında bir kömür küfesiyle öldüğünü. Bir eski Acem şairi ölüm adildir diyor. Yakup, ne güzel güldünüz iki gözüm. Yaşarken bir kere olsun böyle gülmemişsinizdir. Fakat bekleyin bitsin sözüm. Bir eski Acem şairi ölüm adil. Şişeyi bırakın Ahmet Cemil. Boşuna hiddet ediyorsunuz biliyorum. Ölümün adil olması için hayatın adil olması lazım diyorsunuz. Bir eski Acem şairi, dostlar bırakın beni, dostlar böyle hışımla nereye gidiyorsunuz?